değerli başkanım, sizlere, sayın bakanımıza, sayın milletvekillerimize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bugün Gaziantep'te olmaktan, Gaziantep'lerle bir araya gelmekten duyduğum hazzı, memnuniyeti bir kere daha ifade etmek isterim. Çünkü Gaziantep her zamanki gibi büyük düşünen bir şehir. Ve bu büyük düşüncesi çerçevesinde de sadece Gaziantep'in geleceğini değil, ülkemizin geleceğini düşünerek ona göre bir duruş sergiliyor. Biz de inşallah bu duruşla birlikte 15 yıldır, 16 yıldır AK Parti hükümetleri olarak gerçekten ülkeye çok hizmetler yaptık. Ülkeyi 3 kat, 4 kat büyüttüksek bu elbette ki Gaziantepliler gibi düşünenlerin ve Gaziantep gibi iradesinin arkasında sağlam duranların sayesindedir. Ve bunu da inşallah devam ettirmeye çalışıyoruz, çalışacağız. Buna hiç şüphe yok. Ancak bugünkü memnuniyetimin bir kısmı bakanlık olarak Gaziantep gibi güçlü düşünen, Gaziantep gibi hedefler ortaya koyan ve bu hedeflere yürüyen bir şehirde bizim bakanlığımızın da buna destek verir şekilde çalışmalar yapması. Karayolu, demiryolu, havayolu her üç sektörde de gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep'in bu büyüyen, gelişen sanayisine, ticaretine biz de katkı koyuyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ancak asıl mutluluğum bir büyük şehir düşünülmeli ki orta uzun vadeli hedefler koysun ve bu hedefler çerçevesinde yürüsün. Bizim bakanlık olarak hep istediğimiz bu. Eğer bir ulaşım master planı yapmadan, geleceğe yönelik ulaşımla ilgili beklentilerinizi ortaya koymadan bir imar planı yapmıyorsanız, şehri planlamıyorsanız, bu hep ehreti iş yapıyorsunuz anlamına gelir. Nitekim sizin önderliğinize, sizin liderliğinize Gaziantep bunu aşmış. Hem ulaşım master planıyla hem buna uygun imar planıyla ne yaptığını biliyor. Yaptığı her işin büyük fotoğrafın bir parçası olduğunu biliyor. Ve büyük fotoğrafta elbette ki Gaziantep'liye hizmet etme fotoğrafı. O yüzden sizi de, sizin ekibinizi de teşekkür ederim. Yerinde gördüklerim çerçevesinde bunu söylüyorum. Ancak onun dışında da Ankara'da zaman zaman sizler, zaman zaman Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerimizle, il başkanımızla bir araya geliyoruz ve Gaziantep'i orada da masaya yatırıyoruz. Bu ekip ahengi, ekip uyumunun gerçekten ne kadar verimli sonuçlar aldığını bilen biri olarak da Gaziantep'i, Gaziantep'lileri ve Gaziantep'i temsil eden sizleri bu anlamda tebrik ediyorum. Bizim merkezi hükümet olarak, merkezi hükümet temsilcisi Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalarda elbette münferit olarak yaptıklarımız var. Ancak belediyelerle birlikte yapmamız gereken çalışmalar var. Nitekim bunları yaparken de Gaziantep'te çok güzel bir işbirliğimiz var. Gerek karayolları alanında, gerek demir yolları alanında gerçekten belediye, merkezi idare, hükümet olarak çok güzel bir işbirliğiyle Gaziantep'lere hizmet sunuyoruz. Yaptığımız hizmetler de birbirini bütünlüyor. İşte Gazi Ray bu anlamda bugün çok güzel bir örnekti. Nitekim orada da ifade ettim. Yine karayolları olarak da sizin yaptığınız çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar, bütün bu çalışmalar da birbirini bütünlüyor. Aynen. İşte biz de bu birbirini bütünleyen çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıkça memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Onun için de Gaziantep'te olmaktan mutluyum, memnunum dedim. İnşallah bu konuda sizlere kolaylıklar diliyoruz. Elbette ki arkadaşlarımızla birlikte, il adına sorumluluk alan arkadaşlarla birlikte Gaziantep'lere hizmet yolunda bundan sonra da inşallah durmadan hizmet etmeye, hizmet kervanını yürütmeye devam edeceğiz. Tekrar başarı diliyoruz. Sizlere de, ekibinize de tecrübeli bir idarenin, tecrübeli bir ekibin yaptığı hizmetlerin bugün burada hem sahada yansımasını gördük hem sonunda gördük. Tekrar kolaylıklar diliyorum. Ve biz her zaman sizinle birlikte Gaziantep'lerin hizmetindeyiz. Bunun da Gaziantep'ler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz.